Ne? Bekle. İmkansız. Bu gerçekten sen misin? Uzun zaman oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve muhtemelen bu final bölümü olacak çünkü bu sefer tarih yazmıyor, 2 hafta sonra yazıyor sadece. Bakalım nelerle karşılaşacağız? Coachella Festivali Seattle turizmi için büyük bir katkı sağladı, daha fazla kadın ifade verdi ve Morris Lester'ın yalan söylediğini doğruladı. Raporlara göre Coachella'da Frenge salgını görülebilir. Tamam, güne başlayalım. Oldukça kalabalık başladık. Selam. Sonunda buradasın. Selam millet. Ne haber? Selam. Merhaba Freya. Birisi bugün cidden mutlu. Tabii ki. Onlar? Onayladılar. Senin adına çok sevindik. Tebrikler. Tanrım, ne kadar mutlu olduğumu biliyor musun? Çok mutlu ve ekstazi etkisinde arası. Çok doğru söyledin. Aman tanrım, taslağa nasıl tepki verdiler? Dürüst olmak gerekirse, hikaye için o kadar da heyecanlı değiller. Sonu kötü biten bir hikaye ha? Aa niye? Böyle söylediler. Ama bu noktada pek umurumda değil. Şimdi hikayenin sonu kötü bitiyor derken bizim hikayemiz değildir umarım. Hikayemi yayınladıkları sürece. Tabii yayınladıkları sürece önemli değil. Her neyse. Kitap işi çok sorun değil. İşleri yavaştan alabilirim. Çünkü bitirmem için bana bir yıl verdiler. Ayrıca her ay geri bildirim vermeliyim. Yeterince profesyonel görünüyor. Tabii ki. Bu civardaki en büyük yayıncı onlar. Yeterince beni konuştuk. Kafe nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Son zamanlarda bir sürü yeni müşterimiz var. Tabii birkaç eski müdavim de var. Hayden Kore gezisinden geri döndüğünü duydum. Evet, birkaç hediye de getirdi. Benim için hiçbir şey almamış mı? Emin değilim. Ama dediğine göre hediyeleri yüz yüze verirmiş. Geleneksel yolla hediye veriyor demek. Ya siz kızlar? Her şey harika. En son karşılaşmamız o kaçamaktan önce miydi? Evet, Coachella'ya gitmeye karar verdik. Vay canına. O olay tam bir karmaşaymış. Evet, festivalde 3 saat bize yetti. Sonra nereye gittiniz? Port Townsend. Nasıldı? Çok eğlendim. Tarihi bir gezinin eğlenceli olabileceğini bilmezdim. Aa evet, yeni profil fotoğrafını gördüm Aqua. Şuradan biz de bakabiliriz bu arada. Bak bunlar hep güncelleniyor demek ki. Yemek zencefille yapılmış ve sıcak olan herhangi bir şeyin favorileri. Peki neredeydi bunlar? Aqua. Bak fotoğraflarını koymuş birlikte. İkiniz de çok tatlı görünüyorsunuz. Dostum. Teşekkürler. O kaçamak sırasında mı çekildi? Hayır. Max sırasında. Max ne ya? Japon tarzı fotoğraf kabinleri vardı. Ben de onu fotoğraf çekilmek için zorladım. Ha Max şeydi galiba, bunların oyun fuarı mı ne bir şeydi. Sen de mi Max'teydin Myrtle? Evet. Standı için biraz yardımcı oldum. Teşekkürler. Sürekli teşekkür etmeyi bırak. Bu arada Neil'dan haber alan var mı? Neil de bizim uzaylı arkadaşımızdı bu arada. Kimse haber almamış. Kafeye 2 tane kartpostal gönderdiler. Gerçekten mi? Evet, biri Coachella'dan. Buradan çok uzakta değil. Neden kartpostal? İş onlara gelince söylemesi zor. Ya ikincisi? New York'tan. Ne? New York'ta ne yapıyorlar? Bilmem. Belki görevleri üzerinde çalışıyorlardır. Evet, muhtemelen. Orada daha fazla şansları olurdu. Her neyse çocuklar, bu gecelik bu kadar diyelim mi? Hadi ama, bu kadar erken mi? Sen gelmeden saatler önce gelmiştik ve yarın çalışmamız gerekiyor. Peki o zaman. Kendinize dikkat edin. Roman'ında iyi şanslar. Teşekkürler. Görüşürüz Ron. Görüşürüz. Şu solda biri daha vardı. Şey ya bizim çocuğun adını unuttum. Bailey's vardı galiba. Onlar ilk karşılaşmamıza kıyasla daha mutlu gözüküyorlar. Öyleler. Bu kadar kısa zamanda yanında rahat olabileceğim biri bulmak kolay değil. Evet. Her neyse. Seni görmezden gelmişim gibi görünüyorsa özür dilerim Bailey's. Endişelenme. Görmezden gelinmiş hissetmedim. Bu gece yalnız mısın? Hayır, Lua'yı bekliyorum. Yapacak birkaç işi var. Gecenin bu saatinde mi? Evet. Son birkaç gündür fazla mesai yapıyor. Aranız nasıl? Her şey harika gidiyor. Hatta 10 seneyi birlikte geçirdikten sonra sonunda gelecek ay aynı eve çıkıyoruz. Vay, tebrikler. Ama Lua'nın ev arkadaşıyla birlikte kaldığını sanıyordum. Yeni bir yere taşınıyoruz. Kısa süre önce terfi aldı ve şirketi ona bir daire verdi. Vay be, ofiste çok önemli biri olmalı. Yani kesinlikle benden fazla kazanıyor.
Bu pek bir şey ifade etmiyor Bayliss. Bunu serbest çalışan birine söylememelisin. Aa işte geliyor. Bayliss çok özür dilerim. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum. Şeye kadar hallolur sanıyordum. Tatlım. Önemli değil. Freya ve Ron bana eşlik etti. Oh hey Freya. Ve Ron. Merhaba demeden içeri daldığım için özür dilerim. Nasıl gidiyor? Her şeyin harika olduğunu söyleyebilirim. Siz iki aşk kuşlarınınki kadar olmasa bile. Ona söyledin mi? Sadece taşınma kısmını. Heh. Senin de duyduğun gibi gelecek ay birlikte yaşayacağız. Nerede? Çok uzak değil. Yani yeri şirket sağlıyor. O yüzden ulaşım masrafımın olabildiğince az olmasını istiyorlar. Ne kadar düşünceliler. Bu fazla mesai için taksi ücretimi geri ödemeleri gerektiği anlamına geliyor. Evet, bir de o var. Aynı zamanda kafeyi daha sık ziyaret edeceğimiz anlamına geliyor. İyi yere değindin. Bu kafeye çok şey borçluyuz. Lafı bile olmaz. İkinize de bir sorum var. Sor bakalım. En son karşılaştığınızda Bayliss'i ailenle tanıştıracaktın sanırım. Nasıl gitti? Dostum. Babası iyi ki beni öldürmedi. Babam en azından bizimle yemek yemene izin verdi. Bu çok nadir bir şey. Biliyorum. Yani en azından olmaz demediler. Bu da çok büyük bir şey gibi. İyi bir başlangıçtı. Gerçekten iyi bir başlangıçtı. Her neyse Bayliss. Şimdi gitmemiz gerek. Ya da tanıtımı yine kaçıracağız. Bir yere mi gidiyorsunuz? Evet, Full Metal Conflict'in gece gösterimini izleyeceğiz. FMC seven biri olduğunu bilmiyordum Lua. Ben değil, bu adam seviyor. Oyun oynamamı izlerken eğlendin. Seni izlerken eğlendim, oyunu değil. Myrtle'la seni tanıştırmamam çok kötü oldu Bayliss. Oyun üzerinde o da çalıştı. Gerçekten mi? O zaman bu yeri daha sık ziyaret edeceğim. Ziyaret edeceğim günlerde muhtemelen onunla tekrar karşılaşırım. Muhtemelen. Şimdi, hadi gidin aşk kuşları. Filmi kaçırmak istemezsiniz. Tamam, sonra görüşürüz Freya. Güle güle Ron. Filmin tadını çıkarın. Herkes yine gitti. İşte gidiyorlar. Onlar için çok mutluyum. Yolculukları hala uzun. Ve muhtemelen zorluklarla dolu. Ama ileriye dönükler. Evet. Onların hikayesini nasıl yazacaksın? Olduğu gibi. Yeterince güzel. Ve yeterince dram var. Böyle de söylenebilir. Her neyse. Neden öyle bakıyorsun? Bu kafeye gelen diğer arkadaşlardan bahsetmedin. Ne yapıyorlar? Sadece 10 günlüğüne gelmedin. Ne bekliyorsun? Hadi ama yazılarımda önemli rol oynadılar biliyorsun. Peki. Müdavimler hakkında birkaç güncelleme var. Anlat anlat. Nereden başlasam? Ne oldu acaba? Başka kim vardı ki abi müdavim? Abi şeyler oluyor. Lua yakında oturdukları için kafeyi daha sık ziyaret etmeye başladı. Güzel. En son geldiklerinde yemek servisi ve mekanlar hakkında konuşuyorlardı. Hyde Kore ziyaretinden yanında birkaç hediye ile döndü. Bazıları diğerlerinden daha özel. İdarecisi izin verirse Seattle'a yerleşmeyi düşünüyormuş. Çok iyi abi. Aqua üniversitedeki işine devam ediyor. Hala ufak çaplı bağımsız oyunlarla uğraşıyor. Tek fark artık yalnız değil. Neil. Neil ne yapıyor acaba? Neil'da bir açıklama yok mu? Onlardan aldığım tek gelişme bana gönderdikleri iki kartpostaldan ibaret. Rachel stüdyosuna geri döndü. İlk solo albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni bir menajer buldu. Gazetelerde efsane endüstriye geri dönüyor haberlerini çıkartan birisi. Yani babası. Ve son olarak Freya. Kitabını bitirdi, yayınlattı ve birkaç imza günü düzenledi. Ya çok güzel. Maalesef kitap çok iyi satmadı. Hala kafeyi düzenli olarak ziyaret ediyor. Şu ansa serbest yazar. Sonda bir şey yazdı okuyamadım. Ya çok saçma bitti ama. Muhtemelen kötü sonu falan mı şey yaptık? Anlayamadım. Yani en azından Freya'nın daha bir olaylı bitmesini beklerdim. Yani nasıl desem. Kitabının en azından iyi satmasını ya da kitapla ilgili bir olay olmasını falan beklerdim. Ya da kitabın bir şekilde bu oyuna bağlanmasını beklerdim. Hiçbiri olmadı. İlginç. Tabii bu da bir bakış açısı. Sonuçta biz aslında baktığında sıradan kişiliklerin, sıradan hayatlarının bir parçası olduk. Ve Freya da böyle bir kitap yazdı. Kitap tutmadı. Olabilir. Bu da sonuçta hayatımız.
hayatın sıradanlığının bir parçası, tutar ya da tutmaz olabilir. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Her yönüyle benim beğendiğim bir oyun oldu, değişik bir oyundu. Herhangi bir oynanış kısmı olmayan bir oyundu, daha çok hikaye anlatan bir oyundu. Güzeldi, sevdim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu arada oyun bitmemiş. Hoş geldiniz. Merhaba Ron. İyi akşamlar efendim. Daha önce tanışmış mıydık? Burada yeni olduğunuza eminim. Tabii ki tanıştık. Hatta burada çalıştım. Öyle mi? Aa, Neil mı bu acaba? Ne? Bekle. İmkansız. Bu gerçekten sen misin? Uzun zaman oldu. Sen çok değişmişsin. Neil değil abi o zaman. Irkınızla nasıl geçineceğimi çözdüm. Yo, Neil o zaman. Sanırım cidden başarılı olmuşsun. Evet Neil. Birçok konuda. Yeni görünüşüm peki? Uyum sağlamaya çalışıyorum. Sanırım dünyalı göç acentesi benim peşimde. Şimdi bahsedince birisi gerçekten seni aramak için buraya geldi. Ne zaman oldu bu? İkinci ziyaretinden çok sonra olmadı. Takım elbiseli kel bir adam mıydı? Evet. Evet, FGMD ajanı, onu gördün mü? Evet, iyi ki görünüşümü değiştirmiştim. Bu arada benim önümde rol yapmana gerek yok. Rol mü? Ha, bizim karakterimiz rol yapıyor. Yani sonunda fark ettin. Türümüzden böyle bir gücün doğabileceğini düşününce rol yapmada gayet iyisin. Abi biz uzaylıyız sanırım. Biraz zaman aldı. Gerçekten uzaylıyız. İnanılmaz. Bunu beklemiyordum işte. Ama bazı zamanlar bazı şeyleri bildiğimi belli etmemeyi unutuyorum. Ha evet. İlginç. Şimdi bu unutkanlıkları merak etmeye başladım. Aslında birkaç sefer oldu. İlk başta Freya planından bahsettiğinde, sonra Rachel buraya ilk geldiğinde... Bir dakika, Freya ilk planından bahsettiğinde ne dedik? Rachel buraya ilk geldiğinde ne dedik? Ve sonuncusu senin ikinci ziyaretinde. Ne geçti ki burada? Eski bölümlere dönüp bakmam lazım. Ah, Freya taslağını onaylattırdığında da olmuştu. Bana da gösterir misin? Tabii türümle nasıl konuştuğumu bildiğini düşünüyorum. Hiç denemedim ama bir bakalım. Oyunun ana hikayesini bitirdin ama henüz her şeyi görmedin. Aa, ama çok merakta kaldım. Çok garip ya. Az önce bitti diye konuşma yaptık. Bitmemiş abi oyun. Ve uzaylıymışım ben bunca zamandır. Ve görmediğimiz daha çok şey varmış. İlginç gerçekten. Ben de çok merak ettim. Evet, sonu tuhaftı. Önce sıradan falan dedik ama pek sıradan olmadı sonunda, bizim de uzaylı olduğumuzu duyunca. Bu beklenmedik bir şeydi. Biz o zaman neden bu kafede çalışıyoruz? Ya da belli etmemeye çalıştığımız o şeyler nelerdi mesela? Neyse, burada noktalıyoruz. Final bölümü oldu bu. Diğer şeyleri de merak ediyorum. Belki onları da oynar mıyız? Söz vermeyeyim. Bakarız ama belki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.